Beyaz Baycuk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 5 adımla nasıl Windows %100 disk sorununun çözümünü anlatacağım. Bunlar profesyonel olanlar, en ince detayına kadar her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, genelde görev yöneticisinde şöyle bir alan karşılıyor bizi. Diskin %100 olduğunu gösteriyor ve sıkıntı oluyor. Bilgisayarımız çok yavaşlıyor. Ayrıca de bu bize artık bir eziyet oluyor. Hiçbir şeye giremiyoruz. Oyunların yükleme alanları çoğalıyor. Hiçbir şey açamıyormuş. Bilgisayar sağlam olmasına rağmen kasmaya başlıyor. Yani donanım olarak. Onun sorununu çözmesi gerçekten delirten bir sıkıntı. Her yerden topladığım bilgilerin hepsini sizlerle paylaşacağım ve bu sorunu çözeceğiz. İlk yöntem olarak Windows Search'ü kapatacağız. Windows araması her zaman açık. Altta çalışırdım da. Onu kapatmak için başlata geldik. Komuta geldik. Bilgisayarınız adı neyse burada o yazacak. Buraya geldikten sonra buraya net.exe stop üstten attıktan sonra bu yazdıklarım aşağıda mevcut. Oradan da siz direkt kopyalayabilirsiniz. Ben ilk defa burada yazdığım için kopyalamıyorum. Windows Search yazdık. Ondan sonra da kapatacağız. Kapattıktan sonra Enter'a basacağız. Windows Search hizmeti başlatılamadı. Zaten kapatmaya çalışıyordum. Sorun yok. Bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra bir adım daha yapmamız gerekecek. Buradan sadece biz kapatabilmeye açtık. Buradan çalıştıra geldik. services.msc yazacağız. Enter'a basacağız ve böyle bir sayfa bizi karşılayacak. Hizmetlerin dökümü burada. Şu an çalışanlar, kapanmış olanlar. Buradan Windows aramayı şöyle bulursak Windows Search olarak yazıyor. Türkçe olarak yazmıyormuş. Onu bulduk. Devre dışı bırakıp uygulaya tıklayacağız. Tamama tıklayacağız. Ve buradaki ilk adımımız bitmiş olacak bu sayede. İkinci adımımıza geçelim. Bu da görev zamanlayıcısını kapatacağız. Görev zamanlayıcısı arkada çalışıyor. Biz kullansak da kullanmasak da ve bu diski durmadan yoruyor. Hangi saatteydi diye arıyor vesaire. Görev zamanlayıcısına gideceğiz şimdi. Görev zamanlayıcısı yazarsanız çıkacaktır. Açtık. Şurada gördüğünüz gibi kitaplığı var. Kendi kitaplığına tıklayacağız. Bunu açacağız. Microsoft'a gireceğiz. Buradan Windows'u seçeceğiz. Ve aşağı gördüğünüz gibi deli gibi dosya gidiyor. Ama bizim için önemli olan defrag. Ona tıklayacağız. Ve devre dışı bırakacağız. Devre dışı bıraktığımız zaman bu servis tamamıyla kapanmış olacak. Eğer hani önceden görev zamanlayıcısını kullanıyorsanız bunu kapatmanızı önermiyorum. Kapatmadan da bir şekilde çaresine bakmanız gerekecek. Biraz yavaş da olsa çekeceksiniz. Bu adımımız da böyleydi. Bunu kapattıktan sonra 3. adımımıza geçelim. Hızlı geri getirmeyi kapatmak. En önemlilerinden biri %100 disk sıkıntısının en önemli nedeni. Eski bilgisayarlarımda çok yaşıyordum. Siz de eğer SSD kullanmıyorsanız bunu kesinlikle yaşamışsınızdır. Şu görev yöneticisinde en üstte görmüşsünüzdür yani. Kesinen kesin. Onu kapatmak için komuta gideceğiz. Komut istemini açtık. Yine aynı sayfa karşımızda. Yine net.exe ile başlayan bir şey yazacağız. Stop. Her zamanki gibi. Bu sefer de superfetch yazacağız. Hızlı getirmenin İngilizcesi olan superfetch. Enter'a basacağız. Hizmet adı geçerse vesaire dediğine bakmayın. Sorun yok. O da işleme alınıyor. Bu adımımız da böyleydi. Hızlı getirmeyi de kapattık. Son 2 adımımız kaldı. 4. adıma geçelim. Dördüncü çözüme geldik. Kontrol sürücülerini düzenlemek ve düzenli çalışmalarını sağlamak. Onun için komuta bir kez daha gideceğiz. Komuta geldiğimiz zaman bu sefer chkdsk.exe yazıp şuradan yamuk çizgi app tekrardan v yazacağız ve buna yes deyip enter'a basacağız. Sisteminizi resetleyeceksiniz bu adımdan sonra. Diğer adımı yaptıktan sonra resetlemeniz daha mantıklı. Burada da en son olarak 5. adıma geldik. Aygıt yöneticileri güncellemek. Aygıt yöneticisine geleceksiniz. Buradan disk sürücülerinizi bulacaksınız. Bende 2 tane var. Biri hard disk, biri de SSD. Şöyle yaparak cihazın sürücüyü güncelleştire tıklayacaksınız. Güncel yazılım otomatik araya tıklayarak burada bir süresi bekletecek. Eğer burada güncellerse bizim sürücülere güncelleme programımız vardı. Videosunu da çekmiştik. Ona gidip daha güncel sürücüleri, yani daha bu Windows'un gördüğünüz gibi zaten en iyi sürücü yüklü diyor ama aslında güncelleme olabiliyor. Onun için de bizim en son driverları güncelleme videomuzu izleyerek oradan en son sürümü indirebilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak tüm driverlarınızı kurmuş olur. Belki sorunu o da çözebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.